Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda kuşlarıma bıldırcın yumurtalı bir mama yapacağım. Bıldırcın yumurtasıyla. Şöyle soğuk suyun içine koydum. Daha yeni çıkarttım. Ateşten daha yeni aldım. Çok sıcaktı. Soğuk suyun içine koydum. Şimdi bunları bir soyacağım gençler. Aynı zamanda anneme de hani yumurtalar kaynıyor. Şunun içine koyayım. En sona büyük şey yaparım. Ben şöyle bir soyuyorum hemen gençler. Bıldırcın yumurtası şöyle ki normal tavuk yumurtasının kat be kat daha da yani proteinli hali. O yüzden çok fazla normalde kuşlara verilmemesi gerekiyor ama ben hafta içi genel olarak mama yapamadığım için hafta sonu biraz böyle yükleniyorum. Yani yumurtaya. Çok fazla tavuk yumurtası da katamayacağım için biraz böyle bıldırcın yumurtasıyla destekliyorum. 2 veya 3 tane normal bir tane tavuk yumurtasının yanına 2-3 tane falan bıldırcın yumurtası koyuyorum. Şimdi şöyle ellerimi ben kurulayım. Şu rendemi alıyorum gençler, bir saniye. Şimdi bu rendemin içine öncelikle şunları bir atayım. Görüyorsunuz gençler, bunu koydum. Şöyle şunun şeye içine döndürdükçe o rendeleniyor. Bunu burada bırakıyorum. Ve bunu soyacağım şimdi. Ben biraz böyle fazla kaynatmışım gençler. 15 dakikadan fazla, mesela soğuk suyla koydunuz diyelim. 15 dakikadan fazla kaynarsa protein değeri ölüyormuş sanırım yumurtanın. O yüzden ben böyle 10 dakika falan kaynatıyorum maksimum. Soğuk suyla koyduğunuzda kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika. Sonra protein değeri ölmesin yani yumurtaların. Şöyle döndürdüm. Şöyle alayım. Bitti herhalde ya. Şimdi gençler, bıldırcın yumurtasının yararları saymakla bitmez. Ay, düşüyordu. Şöyle bir elime su vurayım bir saniye. Yanlış almışım. Şimdi bir çay kaşığıyla şunu içine döndürüyorum. Bakayım daha var mı? Daha da yok gençler. Şimdi yavaştan şöyle kenarlarını falan temizliyorum ben. Şöyle. Şu araya şey girmiş ama çıkarttım. Şu an cidden hava çok sıcak. Hafif böyle yağmurlu İstanbul ama harbiden nem çok fazla. Yanıyoruz yani. Şunu şöyle kenara koyayım. Şimdi bunu temizleyeceğim gençler. Eğer bu şeyden alırsanız, rendeden. Şimdi öncelikle çok rahat edersiniz ama şimdi şöyle bir şey var. Bunun biraz temizlenmesi sıkıntı. Yaptınız, hemen temizlemek zorundasınız. Ben şimdi videoyu kırpmadan çekmek istediğim için, çünkü gençler kırpınca ekstra birleştirmem gerekiyor. Birleştirince bayağı bir sıkıntı ama mecburen galiba birleştireceğim. Çünkü malzemeler yukarıda şu anda. Ben sadece size bu kısmını gösterdim. Malzemeleri alıp geleceğim şimdi. Öncelikle şunları da şöyle bir koyayım. O arada yıkayacağım. Normalde ben videoları böyle işte kırpmadan yapmak istiyorum ama olmuyor. Hem zamandan dolayı hem böyle her şeyi aynı anda yapamamamdan dolayı. Şöyle iki yumurtayı, hatta iki, yani üç bıldırcın yumurtası, bir tane de tavuk yumurtasını şöyle karıştırdım gençler. Şimdi içine koyacağım malzemeleri alacağım, kapları alacağım ve geliyorum. Evet gençler, birkaç böyle malzeme buldum. Bakın, kapya biber bu kadarcık yeter, hatta bu bile fazla. Biraz onu katacağım içine. Kızıştırma amacıyla katacağım. Hem de biraz daha iyi yani. Havuç. Biraz böyle şey yapacağım. Soydum bunu. Şimdi onu rendeliyorum. Şimdi gençler, havucu normal koyunca, bir saniye şunu bir suyunu dökeyim. Kabını yıkadım. Normal, kırıyordum yine. Normal koyduğumda, hani kafese astığımda, kuşlar yeri full havuç yapıyor.
Yani yemek isteseler bile döküyorlar, rendeliyorlar. Madem dedim siz rendeliyorsunuz, ben de bu şekilde rendeleyip vereyim önlerine. Çoğunu kızıştırıcılı yapacağım. Sadeyi sadece yavrulu olan takıma vereceğim. Diğerleri full kızıştırıcılı olacak. Bakayım yeter herhalde ya. Yok. Hatta. Her yer havuç oldu bu arada. Görüyorsunuz gençler, ben rendelerken bile yani her yer havuç oluyor. Onlar yerken batıyor yani ortalık. Bugün odayı da temizleyeceğim. Neyse şu kenarda bir dursun bakalım. Şöyle bir elimize sıyıralım. Oldu bayağı ya. Şimdi gençler ben bir kaba, yani kuşun kendi kabına sade mamayı ayıracağım. Onu işte kuru mamayla, kuru sade mamayla karıştıracağım. İçine probiyotiğini falan atacağım. O kalacak kenarda. O yavrula kuşların olacak. Hani yere. Ha bir de şeyleri koyacağım gençler. Bu küçük yavrulu kuşlar var ya. Onları da kızıştırıcılı mı koysam, normal mi koysam tam böyle karar veremedim. Onları da ayarlayacağım bir şekilde. Şimdi şöyle şuraya dökülenleri aldım. Elimi açamadım suyu. Şimdi elimi bir kuruladım gençler. Ne yapalım? Şu benim şeyinde, yavrulu kuşundu. Şimdi ona bir saniye şu tatlı kaşığıyla biraz şöyle alıp, bu arada gençler eğitimli kuşumun videosunu atacağım. Parazit videosunu atacağım. Bugün hepsini ayarlayacağım inşallah. Bundan sonra temizledikten sonra eğitimli kuşumun videosunu çekebilirsem bakın atacağım onu da. Bu videodan hemen sonra belki atamayabilirim ama atacağım gençler. Kanalda olacak yani. Konuşma videolarını falan da böyle sonuna ekleyeceğim. Bakın bu sade mama bitmek üzere ama bundan bir kavanoz daha var. Hatta bundan daha fazlası var. Şu köşede belki naneleri görmüşsünüzdür. Onları daha sirkeli suya yatıracağım geçer. Daha şey olmadı. Bu sade mamadan eğitimli kuşuma da versem mi diye düşünüyorum ama o da sade mama seviyor. Bir saniye. Şöyle. Gençler ben annemin gözünün önünde sultanı denedim. Annem inanmadı. Hani dedi hemen atar atmaz nereye çiftleşiyor dedi. Sultanı bir böyle paşanın yanına attım. Direkt böyle kuyruğunu kaldırdı. Annem de çok şaşırdı. Dedi hani kaybetme bu kuşu diye. Artık onlar da benim kadar kuşçu oldu. Dediler hemen böyle kaybetme bu kuşu falan. Görüyorsunuz bayağı da bol koydum yani içine. Şimdi gençler. Ona o kadar bol koymamın sebebi zaten mamanın çok fazla olması. Yani fazla olacak gençler. Bu kadar olduğuna bakmayın. Şimdi şundan biraz böyle diğerine bir saniye. Unuttuk diğerine probiyotik koymayı. Şu şarj şey geldi, uyarısı geldi bir saniye. Şundan biraz şöyle dökeyim içine. Tamam. Şunu al bir şey karıştırayım. Gençler ben göz kararı döküyorum. Umarım doğrudur. Ama hani yanlış olacağını da pek zannetmiyorum. Bir de gençler bu videomu da söyleyeyim. Çünkü ben yarın atacağım bu videomu. Bir tane tanıdık bir ilaç önerdi. Benden kuş alan biri işte ilaç önerdi bu hormonal bozukluğa. İlacı bulmak biraz zor. İlacı bulursam eğer bölünmüş şekilde alacağım. Çünkü ilaç 90 lira mı 110 lira mı ne öyle bir şey. Cidden hani bu beni aşar şu anda. Bir de o kadar fazla almaya gerek yok yani. Muhtemelen karaciğerden dolayı. Ondan dolayı bu hormonal bozukluk gelişiyormuş. Karaciğer çünkü düzenleyiciymiş bu. Şimdi bunu az daha şuraya atalım. Bu biraz büyük. Şimdi ona az daha havuç katalım. Yani karaciğerle alakalı bir sorunsa bundan sonra karaciğer düzenleyici kullanmak zorundayım geçer kuşlara. Hem anneye hem babaya. Çünkü anne babadan geçen bir sorun olarak düşünüyorum ben bunu. Bunun suyunu sıkmadım gençler havucun. Şimdi havucu bol bol veriyorum. Birincisi bu arada naneleri sirkeli suya yatırıp mamaya katmayacağım gençler. Direkt kafeslere asıyorum.
Hep böyle akşam videosu, işten gelince video falan çekiyordum. Hafta sonları akşama doğru çekiyordum. Akşam üstüne doğru. Öyle atıyordum. Bu sefer de bir sabah videosu çekeyim dedim. Bu video, bir şey video demişim. Mama harbiden fazla gelecek gençler bunlara. Olsun ya. Yiyebildiklerini yesinler, yiyemedikleri kalır. Önlerine bol bol koyarım. Zaten salmadakiler gömülüyorlar. Yavrular gömülüyorlar. Hani bayağı da fazla oldular. Kaç tane oldular gençler? 7 tane yavru. Rıfkı abiye 9. Özge Duman 11. Paşa ile Sultan 13. Onlar 13 oldu. Tıfıl ve Asil ile 14-15. 4 yok. Bir tane de salmadı 16. Bir tane eğitimli 17. Başka hangisi var? Bir tane eğitimli 17. Başka da aklıma gelmiyor ya. Kuş var olmasına var da 17, 18, 19 gençler. 19. Çakıl ve çakır unutmuşum. 19. 19 tane kuş var şu an evde gençler. 20 tane sayın. Şimdi gençler şuna ben bir su vurayım. Yani yıkadım ama yine olsun. Şimdi bunu ben rendeleyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Rendelemekle olacak mı bakalım. Salça gibi olmasın da. Yok Yaşar, rendelemekle olmuyor. Bunu ben keseyim. Şu kadarını atayım onun içine. Bakın böyle oldu. Evet gençler ben rendeledim ama olmadı. Ben de doğradım böyle ufak ufak. Video çok uzun oluyor diye hemen hallettim ve karıştırıyorum. Gençler bu kadar kapya biber yeter ya. Çok fazla abartmaya gerek yok. Şimdi kuru mamamızdan dökeceğiz biraz. Şimdi gençler ben sık sık mama veremediğim için staj yüzünden. Normalde sık sık veririm ama şu durumda veremediğim için mecburiyetten biraz böyle abanıyorum mamaya. Bol çeşit yapıyorum. Normalde verirken sade bir mama veriyorum biliyorsunuz. Ya şundan döküyorum ya bundan döküyorum artık hangisi varsa. Gençler şimdi şöyle video sürekli yarıda kesildiği için ben de fark etmemişim yarıda kesildiğini. Yukarıya koydum telefonu. Şunu karıştırdım. İçindekileri ben tekrardan söylüyorum. 3 tane bu bıldırcın yumurtasından, bir tane tavuk yumurtasından işte havuç rendeledim. Havucun suyunu sıkmadan içine attım. Kapya biberi böyle ufak ufak doğradım görüyorsunuz. İçine bir de benim şu yaptığım kuru mamamdan koydum. Bu kızıştırıcı olan, yani içine kızıştırıcı bulunan. Bu da şey, sade olan, sade bitmek üzere dolduracağım tekrar var elimde. Bir de şu probiyotikten kattım gençler. Bakayım görebiliyor musunuz? Heh. İçinde bakın kaşı da var. Bu orijinal olduğunu gösteriyormuş. Yani öyle duydum. Bundan kattım. Zaten neredeyse her mamamı katıyorum bundan. Şimdi gençler sıra kapları doldurmaya geldi. Şu. Bunu nereye verelim? Bu şeyin gençler yavruların. En alt kata düşürdüğüm yavrularım bu. İki taneyi daha düşürmek üzereyim. Şöyle bol bol koyalım. Tabi bitiremeyecekler ama olsun. İki tane kabı yani şu ikisini şeye ayırdım gençler. Salmadakileri ayırdım. Yani o sarı kafesim var ya benim. Dişilerin durduğu. Ona ayırdım. Çünkü tek bir kap koyunca hem döküyorlar hem de kavga ediyorlar. Şöyle. Şimdi şu ikisi Duman ve yanındaki çiftimin. Şöyle yeter onlara. Dumana da şöyle. Gençler mesela ben hesapladım. Bir tane bir adet kuş şöyle bir tane tatlı kaşığı yiyebiliyor. Kaç gram bilmiyorum ama bir dakika şöyle yapalım. Şunlardan birine doldurmayayım gençler. Bunlardan birine doldurmayayım. Şu azdı. Buna doldurmayayım. Şunu getirmişim yavrulara. Bunu unuttum ben. Bunu dolduracağız yavrulara. Şunu da salmaya koyarız. Hatta bakayım bir dakika arkadaşlar ben bir sayayım. Rıfkı'ya şu. Paşa'ya bu. Onun altında sultan var. Sultan'a şuradaki sade. En alta da şununla vereceğiz gençler. Salmaya bunu koyarız. Eğitimli kuşuma şu. Şunların ikisi Duman ve şeyin yanındaki çiftin. Bir adet de evet şunu da azaltalım biraz. Çünkü onun hepsini yiyemez. Tek bir kuşa veriyoruz bunu. Şöyle. Bu yeterli ona. Az bir şey daha koyalım. Çünkü o yem falan kusuyor ya kuru yapınca.
Bununla tamamlar o şeyi. Ne olur ne olmaz yani. Ben biraz onu fazla koyuyorum. Şunu yavrulara gençler. Çünkü ben üstlerine ekleme yapacağım. Bu yavruların. Yavruları bol bol verdim. Şu benim eğitimli kuşumun. Onu da videosunu çekeceğim. O yer gençler. O yiyor ama. Çok sık vermiyorum ama yiyor. Şu ikisini fazla getirmişim. Şunlara bir doldurayım. Şuna az bir şey dökeyim. Çünkü fazla geldi yani bu. Şuna biraz koyalım. Bakayım başka kime. Bir de şunu da en son bir salmaya dökelim gençler. Çünkü dökülmesin. Normalde ben bu kadar bol malzemeyle yapmıyorum. Bu bildiğiniz bol malzemesi oldu. Bazen, yani bu bazen dediğim, kafama esiyor. Bütün hafta veremiyorum. Hafta sonunda şöyle yapıyorum. İçine mesela havuç artı nane atıyorum. Ama şimdi naneyi ben sirkeli bir suya bastıracağım. Bakın burada nanemde. Şunu hiç kullanmadım ama buraya koymuşum. Ne manaysa yani. Bunu şimdi ben solmadan direkt sirkeli suya bastıracağım. Bakın hatta başlamış bile solmaya şuralardan. Hemen ben bunu sirkeli suya atayım. Şunu atalım. Sirkeli suya atacağım gençler. Hemen videoyu kapattıktan sonra. O şey yaparken, sirkeli suda kendini çekerken ben bunları yukarı götüreceğim, malzemeleri. En son bunu da verdiğim zaman size videosunu çekeceğim. Oradan videoya devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Naneyi ve mamalarımızı verdim. Biraz zor oldu. Hatta şu kaçıyordu. Çakır. Bu kuşumuza nane vermedim. Tabii de kızışmasın diye, zaten kızıştı. Bakın bir kuş yine içeri girmiş. Bunu çıkartmıştım. Bu girmedi yani içeri. Maşallah görüyorsunuz gençler, büyüdü. Tele tırmanabilecek derecede. Böyle 3-5 gün annenin yanında kalacak. Ben ayıracağım gençler bunu. Bakın yine kızıştı bu. Burnu yine kömür karasına doğru dönüyor. Evet bu da of ne güzel eski ya valla. Bunlara biraz böyle az nane koydum. Arka taraftakileri hiç nane koymadım gençler. Onlara gerek yok. Zaten gayet şeyler. Ama onlara bir yeşillik verebilirim belki. Bu da bayağı bir yemini dökmüş. Ona da yemini vermem lazım tekrardan. Rıfkı'ya formalite icabı. Hani böyle yukarıdan baktı. Bana da ver tarzında. O yüzden verdim. Yoksa ona vermeyecektim. Görüyorsun maşallah güzel bir şekilde tüyden çıktı. Gayet sağlıklı şu anda ve iri. Bu küçük tosunum da bir tane naneyi düşürmüş, hep onunla oynuyor. Mamayı falan verdim. İşte gençler. Kuşlar böyle ya. Bakın aşağıdakileri görüyor musunuz maşallah? Mamaya nasıl alışıyorlar? Nane, mama, dalları. Maşallah gençler güzel güzel yiyorlar. Şimdi şu kuşumuzu bir çıkartalım içeriden. Gençler yuvanın içine bir bakın. Ha, ben şöyle bir radikal karar aldım. Normalde bunu yapmayacaktım. Bir saniye şu yavrumuzu bir çıkartalım şuradan. Normalde ben böyle bir şey yapmayacaktım gençler. Yapma sebebim de şöyle ki, kedi kumu yazın çok fena bir şekilde toz yapıyor yani. Çok toz oluyor etraf. Kışın da yapıyor ama gençler, kışın kedi kumunun yaptığı toz belli olmuyor. Yani şöyle ki belli olmuyor. Yazın olan toz çok daha fazla. Kuşlar mesela yıkanmak istiyor. Kanat çırpıyor, serinlemek istiyor. Ben cam açıyorum, yeterli olmuyor. Sıcaktan bunlar böyle uçuşuyorlar, serinlemek istiyorlar. O zaman kedi kumunun tozu daha da bariz bir şekilde ortaya çıkıyor. Bir de hani yazın böyle yavrular yeme düşme zamanına denk geliyor böyle. Son yavruların yeme düşme zamanı oluyor. Sonra ben dinlendiriyorum, bir süre sonra tekrardan ekle atıyorum falan filan derken. Yani böyle kargaşalı bir zamana denk geldiği için ben tabanda baktım, hani gazeteyi sadece şunlar kemirmiş. Zaten bunları da farklı bir kafese alacağım gençler. Şu kafese alacağım bunları yaşa attığımda. O yüzden bunların çok da bir önemi yok yani. Görüyorsunuz gençler. Tabanı hiçbir şekilde kemirmemiş. Yemi yere dökmüş. Bunun altına baya baya yem var. Yani bakın buralarda yem var. Onları eleyeceğim. Görüyorsunuz hiçbir şekilde kemirmemiş gazeteyi. Bunların da kemireceğini zannetmiyorum. O yüzden altlarına da gazete koyacağım. Gençler şimdi bıldırcın yumurtası neden veriyorum ben? Normal yumurtadan çok çok daha hani kat be kat daha da proteinli. O yüzden full bıldırcın yumurtasıyla vermek yerine biraz daha böyle şey yapıyorum, hani
Bir tane tavuk yumurtası, 1, 2, 3 artık ne kadar kuşunuz varsa ya da yarım tavuk yumurtasına 1, 2 tane yuvalıcı yumurtası katabilirsiniz. O çok çok daha iyi oluyor. Şimdi şöyle bir şey var. Bıldırcın yumurtasını her zaman vermiyorum. Ben hafta içi de mama veremediğim için kuşlara, Allah'a şükür benimkiler yemle bakıyor yani yavrularına. Hafta içi mama veremediğim için şu staj durumundan dolayı hafta sonu mamayı dayamak mecburiyetindeyim. Görüyorsunuz da aşağıya atıyor mamayı. Yani mamayı hafta sonu bildiğiniz full vermek zorundayım. Önlerinde mama bitsin, ben ikinci mamayı da günlük yapar veririm yani, o derece vermek zorundayım. Kuşlar hani beslenmesi açısından. Benim bir tane tanıdığım vardı, yani birçok tanıdığım var aslında da, o bir tane tanıdığım, Adana çok sıcak. Birincisi günlük zaten 5-6 defa sularını falan tazeliyordu, onun üretmesi çok büyüktü. Kışın da buz gibi oluyordu o baktığı yer. Orada kuş üretiyordu. Nasıl üretiyordu? Pekmezli suyla üretiyordu gençler. Sularına pekmez katıyordu ve adam o kadar çok yavru alıyordu ki günlük yani 2-3 defa falan mama yapmak zorunda kalıyordu. Şunu da yemin tazeleyeceğim. 2-3 defa falan mama yapmak zorunda kalıyordu. İnşallah biz de öyle, yani o şekilde durumlara geliriz. İnşallah biz de çok fazla mama seven yiyen kuşlarımız, yavruları beslemek için mamaya saldıran kuşlara nasip olur gençler bize. Öyle kuşlar bize inşallah nasip olur. Yani ben seviyorum gençler. Mama yiyen kuş candır. Bakın maşallah gömülmüş bu ikisi yine. Şimdi ben bunları banyoda vereceğim. Banyo da bir edecekler. Şu kuşu tüyden çıkartmam lazım Yaşar. Paşa'yı tüyden çıkartmam lazım. Acilen. Hatta ona daha çok nane de getirebilirim şu anda. Kafasında bir şey gördüm bir saniye. İşte gözünün üstünde bir siyahlık var gençler, görüyor musunuz? Tüyün siyahlığı. Fark edemedim o ne, ama tüy herhalde ya. Tüyü çok değişik bir şekilde çıkmış. Neyse ya, düzelir. Tüyde ya şu anda, belki ondandır. Yaşar Sultan gerçekten mamayı çok seviyorum. Maşallah çok seviyorum onun böyle mama yemesini. Ve hani mamaya resmen aşık. Ben mamayı önünden alayım, benimle beraber dışarıya gelir yani. Kaçmaz benden sırf mama yemek için. Bunlar da gelecek olursak gençler, bunlar kemirip atıyorlar sadece, bakın. Yemiyorlar. Sadece kemirip atıyorlar. O da ne için? Onu da çözdüm. Şeylerin altına girebilmek için. Bu gazete var ya, onlar sıcak böyle fonluk gibi bir yer aradıkları için bu şeyin altına girmek istiyorlar. Evet gençler, hazır duman susmuşken devam edelim. Yani şu kuşlar şu anda tek kemirmelerinin sebebi şu gazetenin altına girmeleri. Zaten muhtemelen bu da son kemirmeleri. Çünkü bunlar da artık kemirme olayının olacağını pek zannetmiyorum. Çünkü büyüdüler yani, baya baya büyüdüler, görüyorsunuz. Tüneyekte falan duruyorlar, dengede durup kendilerini temizleyebiliyorlar. Hele ki şu, maşallah gençler, inşallah bunda böyle hormonal bozukluk olmaz. Yani olacağını pek zannetmiyorum ama inşallah olmaz. Eğer olursa da ben komple bakım düzenimi bir değiştireceğim. Yani eğer üçüncü de olursa demek ki benden kaynaklı bir sorun gençler, kuşlarda olan bir şey değil. Ve karaciğer enzimlerini düzenleyici, yani karaciğer sindirimiyle alakalı bir şey, böyle bir şey bir ilaç vardı. Onu alacağım gençler. Bütün kuşlarıma ondan uygulayacağım. Ki yani hormonal bozukluk olmasın diye. İnşallah da olmaz yani. Eğer bu kuşta da olursa tamam yani, sıkıntı bendedir. Yani ona hiçbir şey diyemem artık. Yapacak bir şey yok gençler, o ilaçtan alacağız. Ama ne zaman alacağız, o sıkıntı işte. Yani 90 lira mı 110 lira mı ne? Ya bu tavanda duruyor ama neden tavanda duruyor? Yani hasta falan değil. Az önce baktım. Yani gayet hareketli bir kuş. Cerisi düzeliyor gençler ama bakalım, inşallah tamamıyla düzelir. Yine düzelecek gibi olup eski haline dönerse sıkıntı. Maşallah abiye de gayet iri bir kuş. Ben tekrardan bu şeyi bir göstermek istiyorum yani gençler, bakın. Neydi bunun adı ya, Rıfkı. Şu gövdesinde de böyle hani hafiften bir tüy düzensizliği var. O da biraz böyle kendini bir toparlasın. Hemen şey yapacağım. Tabandakileri falan, kumunu falan alacağım gençler. Temizleyeceğim, koyacağım kenara. Bundan sonra gazeteyle devam edeceğim. Eğer tabana ekstra bir malzeme bulursam, yani gazete türevinden mürekkepsiz bir şeyler. Ya ben yiyecekler zaten yemiyorum gençler, kuşlar yemez. Ama yerlerse yiyen kuşun altına koyarım artık.
Ve ekstra bir tavan malzemesi. Yani şöyle kağıt, ince kağıtlar var ya, ekmek falan sarılan. Eğer onlardan bulabilirsem almayı planlıyorum. Tanıdık var çünkü onu hani dükkanı alın. Ona şey yapacağım, söyleyeceğim. Bu da gayet güzel maşallah kızıştı. Yağımız da burada. Gençler bunlar muhtemelen yem kırıyor. Bakın diğeri yine girmiş içeri. Yok girmemiş, bunlar kırıyorlar. Ama yani şu raddeye gelen kuş kırar gençler. Ama şu anda bana çaktırmıyor bunlar. En küçükleri yuvanın içinde gelişim geriliği olan. Onun yaklaşık içeridekinin ya 10-15 günü falan var gençler. 10-15 günü o kendini toparlayacak. Gününü saymadım. Tabii ki de gelişim geriliği var. Kuş şu an 2-2,5 haftalık gibi duruyor. Fakat neredeyse yeme düşmeye yakın bir pozisyonda. Ama o şey olacak inşallah gençler. Toparlayacak kendini. Anne de yoruldu. Üstadımız ama yapacak bir şey yok. Bir çık bakayım Sultan. Yavru da görüyorsunuz gençler. Yani bu boyuttaki yavru genelde buraya hani çıkar ama çok fazla cesaret edemez. Annesinin vurmasıyla düşer yani. Bakın Sultan da sürekli içeri dışarı içeri dışarı yapıp duruyor. Yerde normal yem var. Şu an dışkıyla karışmış Sultan yüzünden. Temizleyeceğim gençler. Sultan buradaki yemi full aşağıya dökmüş. Her zaman olduğu gibi. Kuşların dışkı yemesine sıkıntı yok gençler, yavru kuşların. Şu an yem kırıyor. Bu da erkek, ha onu söyleyecektim gençler. Bu da erkek çıktı ya. %90 erkek yani bu gelmeye. Kapı vurup duruyor şu anda. Kapıyı ben açmadım ama niye bu vuruyor anlamadım. Bir saniye gençler. Kuş hemen üzerinde bir değişti. Hani döndüreyim elimde. Üzerime yapışmış durumda şu anda. Evet. Görüyorsunuz değil mi? Yani bu da büyük ihtimal yine erkeğe döndü. Allah'a şükür yani bu kuşların geç geç hadi geç. Geç. Nereye geçiyorsun? Geç. Nerede duracaksın orada? Geç. Gençler bu manyak ya valla. Şu an bir elimde telefon, bir elimde kuş, bir elimde de yemlik böyle kaldık. Neyse çok şükür atabildik. Neyse gençler benim videom bugünlük bu kadar olsun. Sürekli bölündü. Bir şeyler oldu. Bu arada kardeşim böyle bir tane yavru düşmüş ağaçtan. Onu beslemem için getirdi. Onu besledim gönderdim. Yuvadan düşmüş. Hemen dedim git onu koy yere. Ben besledikten sonra biraz böyle kedinin ağzını almış gençler. Kedi tam böyle kaparken almış. Onu getirdi. Onu besledik. Gönderdim. Yani bugünlük videom bu kadar olsun gençler. Sürekli bölündü. Kusura bakmayın. Güzel bir şekilde editleyeceğim yani bunu. Umarım anlamazsınız yani böyle arada olan olayları. Şimdilik dediğim gibi gençler diyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Sosyal medyada paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.